Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, en sevilen motifimiz vardı kanalımızda yapmış olduğum daha önce. Bu renkleri değişik olduğu için e, size başka model gibi gelebilir ama aynı modelimiz bunun yarım olarak nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Yarım motif. Yani hırkalarımızda, yeleklerimizde, yakaya, kol altlarına Bazen denk gelmeyen yerlere yarım motif gerektiğinde e, nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında şöyle tuttuğumuz zaman nasıl yapılacağımız da belli oluyor. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar ipimiz tabii ki siz hangi ipleri tercih ederseniz bu motif olduğu için çok önemli değil. Hırkanızı, yeleğinizi hangi ipten yaparsanız. Şimdi benim bu iplerim e, Alize Cotton Gold. Şimdi başlangıç olarak bir renkten başlıyorum ve şöyle bir zincir atıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu 5 zinciri diğer ucuyla birleştiriyoruz. Mil üstü almadan şu şekilde. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekip tekrar ilmek alıyoruz ve ikili trabzan ile aralara bir zincir çekerek 6 tane dolduruyoruz. Aralarda bir zincir 6 tane. Yani bu ortası 12 olduğu için biz 6 yapacağız yarısı. İlmeğimizi aldık. 2 kere de çıkartıyoruz. Araya bir zincir. ilmeğimizi aldık kaç tane oldu 3 4 5 bir zincir çekiyoruz sonuncu da yaptık şu şekilde şimdi altı tane yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve bu ipimizi kesiyoruz artık bunu arkadan siz daha sonra kaybedersiniz Şimdi diğer bir rengime geçmek istiyorum. ikinci sırayı yapmak için. Şöyle de başlayabilirsiniz. Şu ipi şuradan bir kere etrafından dolandırıp 1, 2, 3 tane zincir çektik. İlmeğimizi alıyoruz. Aynı yere 2 tane trabzan yapacağız. Şu zinciri saymayalım arkadaşlar. Bu zincir bir üst sıramızın e, tutturma yeri olacak. Yani şu ikinci sırada iki tane trabzanımız vardı, onu yapıyoruz. Araya tekrar bir zincir çekiyoruz. Ilmeğimizi aldık. Diğer boşluğa 1 iki tane trabzan bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık diğer boşluğun içine ikili trabzandan iki tane daha yapıyoruz bir zincir çekiyoruz diğer boşluğa bir iki bir zincir çektik son boşluğumuzu da iki tane trabzan yapıp burada olduğu gibi Arkadaşlar şu köşede ilk başlangıç yerinde Çünkü bir sıraya geçmemiz için bir boşluk olması lazım şöyle bir zincir çekip aynı yere bir tane ikili trabzan yaptık şu şekilde olması lazım bir zincir çekip bu ipimizi de kesiyoruz Evet şu şekilde olacak. Şimdi diğer rengimize geçtik. Herhangi bir renk. Bu rengimizde yine başlangıç olarak bu taraftan başlıyoruz yine. Şuradan bu boşluğumuz vardı bakın bu zincirle. Buradan ipimizi geçirdik. Bir zincir attık ve şu ipimizi şu ipin etrafından dolandırıp arkadan 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde ilmek aldık. Ve şu bu boşluğumuza 1, 2, bu sefer 3 tane. Yani 1, 2, 3 olacak. Şu ilk sıra 1, 2, şu 3. Bir tane zincir çekiyoruz araya. Diğer boşluğumuza geldik. İlmeğimizi aldık. 1, 2 iki, 3 ikili trabzandan 3 tane yaptık diğer boşluğumuza yine 3 1 2 3 bir zincir çekiyoruz 1 2 3. Bir zincir çektik. İşte şurada bir tane, iki taneden ayrı zincir yapmıştık hatırlarsanız. Ve bu boşluğumuza da üç tane trabzanımızı yaptık. Ve diğer şu başlangıç olduğu gibi, şu başlangıçtaki gibi yani bir üst sıramızdaki motifimizi yapabilmemiz için tekrar buraya yine şöyle bir tane trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çektim. Şu şekilde. Ve bu ipimi de kırıyorum. Evet bu da bitti. Şu an yuvarlanmış gibi oldu. Çünkü zaten örerken de hani yuvarlak ya arkadaşlar. Bakın. altı tane ile başladık. 1, 2, 3, 4, 5 6 delikleri sayıyoruz. 6 oldu ve 1 2 3 4 5 6 oldu. Şimdi diğer şu köşe yapacağız. Şurada bir köşe oluşturacağız arkadaşlar. Şurada. Şimdi ona gelelim. Başka bir renk kullanıyoruz. Ben daha şeyde videoda canlı olsun diye herhangi bir ipleri kullanıyorum. Böyle de başlayabilirsiniz arkadaşlar zor gelirse. Bir zincir çekip Hemen buraya şunu içeride kaybederek buraya sabitleyebiliriz. Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Şu motifi şöyle tutalım. Ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan yaptık. Bakın bu sondakilerin önemi bu yüzden. Yani Şimdi şunu yapsaydık, burayı yapmasaydık nereye batacağız bunu? Olmazdı. Burada da yine yaptık. Bakın 3 zincirle başladık. Şurada bir boşluk oluştu. Bir üst sıranın boş şeyini de buraya yapacağız arkadaşlar. Şimdi 3 taneyi yaptık. Aralara bir zincir. Burayı da dolduruyoruz yine 1 2 3 tane trabzan. Bir zincir çekiyoruz arada. ekran biraz karanlık değil değil mi arkadaşlar? Şimdi 3 tane zincir çektik. Bir zincir pardon 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Şimdi buraya yani 1, 2, 3, 1, 2, 3 tam orta yerine şu köşemizi oluşturacağız. Şimdi aynı yere 1, 2, 3 tane trabzan yaptık 1 2 3 tane zincir çekiyoruz köşe için siz bunu 4'te yapabilirsiniz elinizin sıklığına gevşekliğine göre İlmeğimizi aldık tekrar aynı yere yapıyoruz bu sefer. köşe oluşturmak için 3 tane trabzan aynı yere tekrar yaptık ve köşemiz oluşmuş oldu. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz şuraya. Araya bir zincir çekip, 1 2 3 1 zincir çekip 1 2 3 1 zincir çekip diğer burada yaptığımız gibi yine bu son yere 1 2 3 tane yapıyoruz trabzanımızı her zamanki gibi şundan yani bir zincir çekip tutturma yeri diyorum ben buna. Bir tane daha yapıp bir zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bakın arkadaşlar köşemiz oluşmuş oldu. Şimdi bir sıra daha gideceğim. Son sıramız. Onu da herhangi bir ipten yapabiliriz tabii ki. Şimdi krem tercih ediyorum arkadaşlar dediğim gibi ister bu teknikle ister zincir çekip de başlayabilirsiniz bu zincir çekip bir tane buraya sabitleyerek de başlayabilirsiniz Bu da çok daha sık oluyor arkadaşlar bakın ilk başlangıçtaki gibi tekrar buraya ilmeksiz battım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Artık son sıramız olduğu için bu kulptan yapmayacağım arkadaşlar şu kulptan. Direkt modelimizi uyguluyoruz. 3 tane dolduracağımız için şununla birlikte 2, 3 oldu. Evet. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa 1, 2, 3 tane trabzanı yaptık. Bir dakika. Bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. Bir, iki, üç tane tekrar yapıyoruz aynı yere. Bir zincir çektik. Ekranım sanki biraz parladı gibi. Bir, iki, 3 tane yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Köşeye geldik. Son sıramız olduğu için yine 3 tane yaptık. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz tam köşede. İlmeğimizi aldık. Aynı yere 3 tane trabzanımızı tekrar yapıyoruz. Yani şu sırada olduğu gibi. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyoruz. 3 tane yaptık. Bir zincir aralarda. Bir zincir tekrar diğer boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Şu son yerimize de 3 tane trabzanı yapıp bir zincir çekip ipimizi sabitleyip kestik. Yarın motifimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu istediğiniz yani hırkanızı yeleğiniz hangi renklerdeyse yaka kısmına olsun. Şurayı da diğer mesela şöyle mi oldu? Şu şöyle değil mi arkadaşlar? Ön mesela bu. Burası yaka olacak. Bunun şu iki tarafını buraya birleştirerek, bakın, birleştirme tekniklerimiz zaten videolarımız var. Şu şekilde birleştirerek istediğiniz yere üçgen şekilde koyabilirsiniz. Bu modelimizin üçgen şekli bu. Bu modelimizin ama. Şimdi bir de e, bu yuvarlak gidiyor sonra köşe yaptık, değil mi arkadaşlar? Bir de hanım dilendi, bebeğindi var. Hani normal motiflerimiz. Onun üçgen şekli nasıl yapılır? Bu videoda onu da göstereceğim. Çünkü motiflerimiz değişik değişik olabilir tabii ki. Şimdi onu da göstereceğim size. Evet. Yani bu motiflerimiz. Bu motiflerimizin de üçgen şekli nasıl olur onu da göstereceğim. Bunu tabii ki bunu da öyle arkadaşlar istediğiniz kadar tabii ki motifinize göre büyütebiliyorsunuz buradan. Onu da söylemiş olayım. Bunu da şimdi yine her zamanki gibi şunu da üçgen yapalım bakın. Şöyle üçgen yaptığımız zaman zaten bize ne yapılmak gerektiğini gösteriyor. Şimdi şununla başlayalım bu sefer. Başlangıç olarak arkadaşlar yine 5 zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Diğer ucuyla sabitleyelim. Sabitledik ilmeksiz. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 zincir çektim, ilmek aldım. Buraya tam boşluğun ortasına 2 ikili trabzandan 3 tane yapacağız şöyle 3 tane tı, e, t, ikili trabzan yaptık burada 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık aynı yere 3 tane daha trabzan yapacağız Evet ve şu yarısı tamamlanmış oldu ama bir üst sırayı nasıl yapıyorduk? Üst sırayı e, tekrar buraya e, üst sıranın ilmeğini yapmamız için yer yapacağız. Bir tane tekrar ilmek aldık buraya bir trabzan daha yapıyoruz yani burasını arkadaşlar e, üst sırayı yapmak için. Burada bir zincir çekip şu şekilde ipimizi kestik. Diğer ikinci sıraya geçiyorum şimdi. Ya da yeşille yapalım. Şimdi bu sıramızda da yine ben bir zincir çekip de başlayayım. Şu ilk başlangıç yerimize şuradaki zincir çekmiştik orada hemen onu ipimizi sabitledik burada bir iki üç tane zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere üç tane trabzan yapacağız şu zincirimizi saymıyoruz çünkü orası dediğim gibi üst tarafın boşluğu 3 tane trabzan yaptık. Araya bir zincir çekiyorum. İlmeğimizi aldık. Tam ortaya 1 2 3 tane trabzanı yaptık. Şimdi bura köşe olduğu için ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere tekrar batacağız. 3 tane trabzan yapacağız köşe olması için. Şu şekilde. Sonra bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. İlmeğimizi aldık. Şu son bıraktığımız yere de 3 tane trabzanı yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekip aynı yere Şöyle bir ikili trabzan daha yapıyoruz ve bir zincir çekip bu ipimizi de kestik. Şimdi bir sıraya geçiyoruz. Bakın zaten üçgen oldu arkadaşlar. Bunu model olmadığı için hani şunun gibi bunu yuvarlaktı üçgen yaptık iki sırada. Bunda zaten hep köşe olduğu için. Bunu dilediğiniz kadar bu kadar büyütebilirsiniz. Modeliniz yani motifiniz ne kadar büyüklükte ise tekrar göstereceğim ben şimdi size. Bir de krem yapalım araya. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen baş tarafındaki yere şu in, ipimi de içeride gezdiriyorum. Hemen sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim ilmeğimizi aldık aynı yere 1 2 3 tane yaptık bir zincir çekiyoruz aralarda ilmeğimizi aldık diğer boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı yaptık bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık ve köşeye geldik köşede yine 3 tane yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere trabzanları yaptık 3 tane. 1 zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa da şu şekilde yaptık bir zincir çekiyoruz ve buradaki yaptığımız boşluğa diğer 3 tane trabzanımızı yapıyoruz bir zincir çekip üst sıraya zemin hazırlıyoruz yine burada şu şekilde ve zincirimizi çekip bunu da koparttık Bakın 3 sıra oldu. Tekrar bir sıra daha göstereyim ve bunu istediğiniz büyüklükte kendiniz yapabilirsiniz artık. Yine ipimizi sabitliyorum. Havadan dolayı arkadaşlar bir açıyor bir kapatıyor kusura bakmayın. Kameramızda o yüzden. Buraya yine sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip ilmeğimizi aldık. Aynı yere 1, 2, 3 tane yaptık trabzanımızı. Aralarda bir zincir. ilmeğimizi alıyoruz. Diğer boşluğa 3 tane bakın yaptık tekrar zincir çekip diğer boşta 3 tane daha ikili trabzan yaptık 1 zincir çekiyoruz köşeye geldik köşe her zamanki gibi 3 tane doldurup 3 zincir çekip aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyoruz ve bir zincir çekip diğer boşluğumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu e, motifimizin sırası kaç sıra istiyorsanız yani motifleriniz kaç sıraysa istediğiniz büyüklükte bu şekilde büyütebilirsiniz bu motifimizi. Ve bir zincir çekip ipimi kestim. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Bakın bu da üçgen motifimiz hazır oldu. Yani bunda da gösterelim. Şöyle iki şöyle yaptınız. Bunu da hemen şu şekilde şu düz tarafı şöyle gelecek şekilde şöyle birleştirebilirsiniz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kanalıma abone olmayanları abone olmaya bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Ee, bir bu sonraki videomda da başka e, modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.